Herkese merhaba. Oldukça uzun bir boşluktan sonra Hearts of Iron 3'ü izleyenler için yeniden çekiyorum. Hearts of Iron'dayız yeniden. En son Avusturya Macaristan çok başarılı bir şekilde etrafa saldırılar düzenliyor. Ama İngiliz birliklerine yenik düşmüşler sanırım. Bunların İngilizleri yenilmesi hiç iyi bir şey değil çünkü ardından benim topraklarımı da işgal ederler. Zaten isyancı birliğini görüyorsunuz. Afrika'da zafer kazanmak da çok önemli bir konu. Ama bu bölgelere giriş yapılmıyor zaten. Bir bakalım. Aa, giriş yapılmıyor. Evet. Siz yine böyle gidin, oradan da öyle geçin. İsyancı tam noktadan çıkmış. Ve yakında hiçbir birliğimiz yok ne yazık ki. Şunu yürüteceğiz desek. Evet öyle yapalım. Dur. Sen bir dur. Siz yürüyün o bölgeye doğru. Şimdi bu bölümde yeni bir savaş yapsak mı? Bence artık barış vakti geldi diye düşünüyorum. Tabii ki teslim olmak gibi bir niyetleri yok. Puppet yapmayacağım. Zaten Jabal Shammar Nedj ve Oman düştü. Sweden düştü, Norveç düştü. Kim kaldı geriye? Bhutan var, Oman var. USA var. Nepal var. Çin var mı? Çin'in bayrağı nasıldı? Çin yok. Çin'e girsem nasıl olur? Olmaz. Şurada bir toprağım var. Şimdi kime girsek? Afganistan orada duruyor. Persia'ya desem ki bana geçiş izni ver desem verir mi? Yoksa direkt Persia'ya savaş ilan edip Persia'dan mı geçsek? Dear Terrorist, Impossible. Güzel. Rusya bize doğru yaklaşıyor. Bu savaş böyle sonsuza kadar sürer ama. Bundan dolayı gemi üretimine başlamamız lazım. Hala dediği işe bak. Şimdi şuradaki iki noktayı ele geçirmemiz lazım ki bunun için şu bin şeylerden bir tanesini şu şekilde dolaştıracağım. Neden bu şekilde dolaştırdım bilmiyorum. Ben de tam bilmiyorum. Sapli'ye bir bakalım. Sapli noktalarına yetiştirelim ordularımızı. Ha tamam. Siz şimdi ne yapın biliyor musun? Siz şimdi dümdüz Sapli noktalarına doğru ilerleyin şu şekilde. Şuraya gelin desek çok saçma bir şekilde ilerliyorlar. Siz yürüyün Sapli noktalarına doğru. Sapli'ye ulaşmamız gerekiyor. Şimdi siz bir şöyle bir emir verelim. Sonra binine şöyle diyelim. Yine aynısını verdim bilmiyorum. Neyse. Şöyle bir şey yapacağım. Bunu böyle koy. İran'a savaş açsak mı? Açmasak mı? Gemi üretimine başlayıp artık Birleşik Krallığa doğru açılsak mı? Açılmasak mı? Bunları düşünmeden duramıyorum. Paris'i alamadık zaten. Tam ucunda kaldık. Almanlar ne yapıyorlar? Ordu gönderebiliyoruz. Ereğli'de bir Osmanlı donanması var. Başka bir şey isteyebilir miyim ki acaba? By Production Lisans. Light Cruiser. Long Submarine. Protected Cruiser. Transport. Transportu ben üretebilirim herhalde. Transportu ben üretebiliyorum. Protected Cruiser üretebiliyorum. Tabii ki Almanya'dan beleş gelecekken neden kendim üreteyim?
O kadar dangalak mıyım? Değilim. Şimdi sen bana Protected Cruiser'dan böyle yok artık. Bedavaya. Dur. Tamam. Tamam ya, çok abartmayacağım zaten. Sen şimdi bundan bana, sen şimdi Protected Cruiser göndermiyorsun. Sen şimdi o zaman bana şey gönder. Şey Protected tekrar dene, olmadı. Sıfır ödemeyi kabul etmiyor da. Oo, ne yaptın sen? Basıp çek. 40. İyi, sen benim için üret o zaman. Bayağı bir üret sen benim için. Yok, serial değil. Tek seferlik. Şöyle üret. Zaten benim param var, alabilirim. Sonra kendim de biraz şey üreteyim. Transport üreteyim. Artık saldırı başlasın. Production'a da biraz ilerletsek şöyle. Oha. Şöyle biraz ilerletsek. Güzel. Consumer Goods'u aç biraz. Güzel, tamam. Production biraz açtık. İyi. Üretilmeye başlansın onlar. Evet, üretime başlamış Almanlar. Artık donanmamızı kurup düşmanın, İngiltere'nin üstüne doğru yürüyeceğiz. Consumer Goods'u neden bu kadar açtım ki? Hiç gerek yok. Şöyle yap. Şunu şöyle yap. Şunu böyle yap. Production'ı biraz aç şöyle. Aç. Evet, iyi. Güzel. Şimdi en hızlı modu aldım. Evet, Almanlar biraz zorlanıyor gibiler üretim konusunda. Aa, sapli yetmedi. Sapli yetiştiremedik. Bir anda bir sapli isteği yaşandı orduda. Evet, bir anda bir sapli isteği yaşandı. Şimdi şöyle bir yap. Sonra bunu böyle yap. 37 yap. 40 yap. Kaç yapacaksan. O da 9'da kalsın. Consumer Goods. Zaten Consumer Goods şu endüstriyel kapasiteyi artırmak için kullanılan bir şey. Neyse, iki nakliye filosu üretilsin. Şu üçüncü, beşincisi de daha sonra üretilir. Sapliz ara sıra aşağılara iniyor. Şunu şöyle kısabiliriz. Production yetersizliği var. Olsun. Olsun, sorun değil. Production yetersizliğinden bir şey olmaz. Ordu bazen çok istiyor, bazen düzeliyor falan. Bandarellek şurası mıydı? Evet. İran'ı işgal etsem mi, etmesem mi? Ne yapsam? Şunları savaş açsam mı, açmasam mı? Çok mantıklı. Fransa'ya savaş açayım. Ama Almanlar şu anda oraya girecek durumda değiller. Ki şu bölgede çok sayıda askerleri bulunuyordu en son. Hala bulunuyorsa bizim açımızdan iyi olmaz. İlk önce Britanya birliklerini yenelim, daha sonra geçeriz onları da. Avusturya Macaristan çok başarılı işler çıkartıyor. Helal olsun. Nereye gidiyorlar? Herkes. Evet. Panzerimiz işini bitirdiğine göre siz de gelin böyle. Evet, herkes ilerlesin bakalım. Sapli yetersizliği yaşanan bölgeler hala var. Onu bir bitiremedik. Endüstriyel kapasitemiz iyi. Düşmesin. Aman düşmesin. Evet, güzel. Manpower artı 170 gibi büyük bir değer oldu. Ötekilere dağıt. Ötekilere dağıt sen. Şunu kapatalım. Fransa'ya savaş açsam Almanlar alırlar mı acaba?
Çok sayıda askerleri var Fransızların. Fransızlar Central Powers'a, Fransızlar bize doğru yaklaşıyor. Çok iyi. Tarafsızlıkları ne kadar? %36 mı? Ülkelerin tarafsızlıkları çok fazla. Ondan dolayı savaşa büyük ihtimalle dahil olamayacak hiçbirisi. Influenced ambargo. Bize karşı ambargo uyguluyorlar. Evet. Milislerin bug'ı. Gitsen mi, gitmesen mi? Kararsızlık. Burada çok fazla Fransız ordusu olduğu için Fransızlara savaş açamadım. İngilizlerin havadan bize karşı bir vurmaları var. Total VP'de 3. sıradayız. Vaat Rusya önümüzde. Neyse ya. Almanlar artık çıksalar keşke Britanya'ya. Keşke öyle yapabilsek. Her şeyimiz şu anda bir düşüş yaşadı. Metallerimiz, enerjimiz. Hepsinde bir düşüş görüyoruz. Tuhaf bir şekilde. Kendinize gelin. Şu sapliden biraz sat, onlardan satın al. Şey üretiyor zaten. Otomatik trade var. Ya yakınlarda deniz gücü olmadan çıkabileceğimiz birisi olsa da gitsek, tek Hindistan var. İran geçiş izni vermiyor. Nereden geçebiliriz? Rusya'dan geçsek. O da izin vermiyor. Neyse, mecbur gemi üreteceğiz. Süveyş kanalı var zaten. Buradan geçiş yapabiliriz. Evet, İskenderiye'ye girdik sonunda. İsyanı bastırdık. Yeni bir isyan. Peki. Sonra da oraya geçersin. Neyse ki destek getirmiştik. Desteğimiz işi bitirir. Ettifa. Allah'ım ya Rabbim, ne yapmaya çalışıyorsun ya? Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Neden bizim enerjilerimiz millete satılıyor? Ha, enerji satın alıyoruz, satmıyoruz. Şu anda hiçbir şey satmıyoruz, sadece satın alıyoruz. Almaya devam et. Karadağ'dan bile bir şeyler alıyoruz. Ne kadar düşmüşüz ya. Şu devletten bir şey satın aldığımıza inanabiliyor musunuz? Alıyoruz yani. Ekonomi neden böyle oldu ki? Siz bir yerleşin. Siz bir yerleşin. Belki İran'a gireriz. Bir yerlere gireriz belki. Kim bilir. Ne kadar asker var? Yeterli bir miktarda. Şöyle gel. Siz çık çık. Direkt çık. İran'a girsem mi? Girmesem mi? Ne yapsam biz bu? Ne yapsak biz bu İran'ı? İran'a girersem bir şey olur mu acaba? Arkasında birileri var mı ki? Dominik Cumhuriyeti savaşa katılmış. İran'a girsem bir şey olur mu? İlişkimiz de çok iyi aslında. Benim için üretim yapsana İran. Aa, bedavaya yapacak şimdi. İşsiz manyak bedavaya üretim yapacak. Yapmadı ya. Ya yapacaktı ya. Transport. Oo. Yap bakalım. Evet, yap. Bedavaya üretim yap tabi. Galiba şu anda üretim yaptığımız için öyle bir sorun oldu. İran'ı da çok güzel bir şekilde kullanıyorum. Aa, sen şu işe bakar mısın? Git yok et. Git yok et, ne yapıyorsun? Az daha tüm topraklar gidiyordu. Şuna bak.
must fight in air diyoruz sürekli ama bir işe yaradığını görmüyorum. Bak, düşman donanması. Bizim donanmamız çok da zayıf değil gibi aslında. Neden bu kadar her gelen bize gömüyor ki? Yunis Pursapli. Ne Pursaplisi ya? Her şeyde Pursapli oluyor. Bu bölümde bir macera beklemeyin. Üretim yapıyoruz. Girit bir şeyler istiyor. Al bakalım. Sonuçta sömürgem değil misin? Sömürgem olduğu için veriyorum yani. Normal olarak. Evet, oraya ilerle. Orayı da alalım. Dur, bir tane panzer ver bana. Bir tane panzer ver. Panzeri getireceğim buraya. Panzeri getir. Ha. Nakliye filolarımız geliyor yavaş yavaş. Getir. Ha, güzel. Birleştir bunları. Biraz da savaş gemimiz olsa güzel olur. Artık ordu taşıyabileceğiz. İlk çıkartmayı İrlanda'dan yapacağım. Ne kadar askeri var bu İngilizlerin? Görebiliyor muyuz? Ekonomilerine bakalım. VP'lerine bakalım. VP'leri bayağı var. Bir de sömürgeleri var. Commonwealth of Austria, Dominion of New Zealand. Ve tabii ki Brunei. Brunei denilen bölge. Orası sömürge değil gerçi. Evet, tüm ordu burada mı toplandı? Ordunun öteki kısmı burada. Acaba tek noktadan yükleni versek şu orduyu çökertebilir miyiz? Bence çökertemeyiz. Üretim devam ediyor mu gemilerimiz? Ama Almanlar yatıyorlar. Almanlar hiçbir şey yapmıyorlar ki. Ben gidip Avusturya'dan isteyeceğim. Avusturya bana ne üret biliyor musun? Yok, deniz gücü isteyeceğim de. Submarine, long range submarine. Benim yapamayacağım bir şeyler yapsana. Uçak falan değil de. Transport. Şu gemi mesela güzel gözüküyor. Tabii ki beleşe yapmazsın, değil mi? En ucuz ne kadar? En ucuz ne kadar olur? 33 falan. Bana şöyle ikişer tane üret parasını ödeyeceğim. Evet. Kendim üreteceğimi onları ürettiririm. Yani bence mantıklı. Tabii ki çok da ciddiye almıyorlar ama benim üretişimi. Gerçi ben kendim mi üretiyorum, onlar mı üretiyorlar tam anlamı. Ayıp ama ya. Kıbrıs'a çıkmış. Oo, bak bu güzel bir haber. Alman gemileri yavaş yavaş saldırı için hazırlanıyorlar. Biz de bir şeyler isteyelim yavaş yavaş. Fall of England'ı ben istemem. Onu istersem savaşmaz. Almanya savaşmaz. Lemessos region tabii ki. Lemessos region. Benim olacak Lemessos region. Sakın istemeye falan kalkışma. Kıbrıs'ı tek bölge haline mi yapmışlar? Hayır. Yok, tek bölge, evet, sarı. Kıbrıs'ı istedim. Çok güzel oldu. Birisi de Londra'yı istesin. Buradaki İngiliz gemisini halledebilir miyim merak ediyorum. Gel bakalım ya. Şöyle gel. Oradan da böyle geleceğiz. Dur bir dakika. Ya biraz daha gemi çıksın. Şu anda çıkan gemilerin maliyetini karşılayamadığımın farkındayım. Farkındayım yani. Farklı bir şey denemek istiyorum. Farklı bir denemeyi yapacağım.
Gemiler bir gelsinler, böyle gelsinler. Böyle gelsinler. Gelin. Şu an gemiler üretimi kaldıramıyor ülke. Bu kadar çok üretimi. Neden geçemiyoruz? Geç bakalım. Güzel. Neden geçemiyorsun? No valid order is selected. Öf. Geçemedik. O zaman ne yapacağız mecburen? Gel böyle, gel böyle. Çıkın, herkes çıksın. Yeni ordular kuracağım. Yeni ordular. Geç. Kudüs limanına. Yok, Beyrut limanına. Daha fazla gemiye ihtiyacım var. Ekonomimiz kaldırmadı ama bu kadar çok gemiyi. Alman gemileri sanki çıkartma yapacaklar gibi etraflarına dolaşıyorlar ama yaparlar mı bilmiyorum. Yok, Alman gemileri yenildi galiba. Sonuçta deniz gücünde Britanya ile karşı karşıya gelip de savaş kazananını ben görmedim. Duymadım, bilmiyorum. Tamam ya, bırak nakliye filosu üretmeyi. Artık savaş gemisi. Evet, tek iki tane kalsın. Peki, sevk et. İran, boş ver İran. İran zaten üretmiyor. Evet, çok güzel oldu. Hatta ve hatta sen de iptal ol. Tek nakliye filosu üretimi bizim neyimize yetmez. Yeter tabii ki. Buraya değil, şuraya gideceksiniz. Evet, rahatladı ya. Ekonomimiz bayağı rahatladı. İptal edince. British Blueprint Stolen. Çıkartma yapıyor musunuz? Hala yapmıyorsunuz. Peki. İngiliz gemileri dolaşıyorlar. İngilizlerle denizde mücadele edebilecek duruma, güce gelirsem kimse boy ölçemez de. O güce gelmem gerek işte. Siz bir durun. Siz bir geride bekleyin şimdilik. İlk önce bunlar binsinler, sonra siz de binersiniz. Şöyle bir gelin. Daha düzenli ordular kuracağım. Böleceğim bu orduların hepsini. Tamam. Çok askerim var ve hepsi dengesizce yönetiliyor. Komutanlar desen zaten ayrı dengesizler. Bunları bir çıkart şimdi. Artık bağımsız takılıyorsunuz. Güzel, Avusturya buraları bayağı almış. Bu ordu hareket edemiyor. Avusturya iyi iş çıkarttı yani, helal olsun. Şuralara giremedi tabi. Buralar çöl. Evet, şimdi şu orduyu güzelce böldüğümüze göre, bölmedik, daha bölmedik, böleceğiz. 8000. Tek 8000. Ve son 8000 böyle gitsin. Bir başlarına bir HQ gönder. HQ böyle gitsin. Trablusgarp karargahı merkezde kalsın bir dakika. Gerçi bu Trablusgarp karargahı basit bir Trablusgarp karargahı. Bir tane de kolordu gönder. Oraya git. Oraya git. Güzel. Evet, şimdi bu Trablusgarp karargahı bir yere gitmeyecek. Öteki komutanı gönder. Ha, şimdi siz de şöyle Annapka gidin. Annapka git. Sen de Annapka git. İkinci kolordu sizinle gelsin. Kolordu gelsin. Bu kolordu böyle gitsin. Bu kolordu böyle gitsin. Ne çok kolordu var be. El Kusayr'a doğru. Git. Git. Trablus'a gideceğiz. Biraz daha dağıtalım. Biraz daha dağıtalım. Çok fazla ordu yapmaya gerek yok. Dağıt böyle.
Bu kolordu değil de şu kolorduyu Trablus'a al. Es-Subai Annap Alkusayr Trablus. Trablusgarp karargahı şimdilik oraya geçsin. Bakalım nasıl bir şekil alacağız. Elkusayr'dakiler gitsinler. Biraz dengesiz dağılım yapmışız. Bayağı yapmışız. Şu 8K'yı öteki tarafa alalım. Şimdi evet. Şimdi bunları atacağız bu şekilde. 0 kilometre komutan atacağız yani. İki tane kolordu olan yer var mı? İki tane kolordu. Ha, Şevket Turgut'u böyle gönder. Gelsin. Bunu böyle gönder. Bunu böyle gönder. Bu kalsın. Bir yer alın. Ordu düzenlemek ne zor iş be. Ben orduyu düzenleyene kadar bizimkiler işgal ederler zaten. Oyalamaya çalışıyorum. Dur, saçma oldu. Burada zaten az şey vardı. Sen böyle gel. Dur. Dur 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 dur. We must fight in air ama yapamıyoruz işte. Keşke air'da da savaş yapabilsek. Keşke. Üçüncü orduya bağlandık. Siz de bağlanın üçüncü orduya. Siz kendi ordularımıza bağlanın. Bir dur ama ya. Ha. Ha, tamam. Güzel. İyi. Bağlan. Sen de bağlan. Sen bağlısın. Kalmadı. Herhalde bu orduda kalmadı. Artık ordularımızı daha kolay yönetebilelim diye yeni bir sistem kuruyoruz bu şekilde. Kol orduya bağla. Kol orduya bağla. Bağla. Onu da bağla. Güzel. Burası tam. Trablusgarp karargahını kullanamayız. Trablusgarp karargahı gitsin oraya. Ana yönetim yeri de Beyrut oluyor. Buradakileri atayalım bu şekilde. Hayır hayır hayır. Trablusgarp karargahını kime atadım ki ben? Kim Trablusgarp karargahına atandı? Allah'ım ya Rabbim. Birini Trablusgarp karargahına atadım ama. Birini Trablusgarp'a atadım. Bir şey olmaz. Evet, ikisini atamışım. Çık çık, herkes çıksın. Baştan yapıyoruz. Bu bölüm sıkıcı bir bölüm olacak ya. Bu bölüm sıkıcı bölüm. Kolor diye ata. Dur dur dur. Dur bir kapat ya, bir kapat ya. Kolor diye ata. Ha. At kolor diye. At kolor diye atamadık. O zaman oraya gitsin. Yetişmedi, ne yapalım? Bunu da al 3. orduya. Evet. Evet, kol orduya. Bir dakika. Allah'ım ya Rabbim ya, ne zor iş be. 10. kol orduya atacağız bunları. 10. kol ordu. 10. 10. Sen git oraya. Ordu dengesizliği oldu galiba. Ondan dolayı şu 8'i Damaskus'a ilerlet. Sonra şu 6'yı Damaskus'a ilerletme. İlerlet. 6'yı Damaskus'a ilerlet. Bir yer alın. Bir yer alın. Bekleyeceğim. Al al al. Yer al yer al. Çabuk. Şimdi seni de alacağım ben 10. kolor diyor. Sizi ne yapsak? Siz Trablusgarp'a bağlan bakalım. Bağlan. Evet, şimdi
Candy Color'lara atayacağız. Şu oyunun şu konusu biraz sıkıcı aslında ya. Siz bir gidin. Gidin Sora. Sora gidin. Şimdi buradaki HQ'yu Beyrut'a gönder. Buradaki HQ'yu böyle. Yetişmeyecek ama neyse. Bicolordia'ya o kadar çok adam bağlamak hataydı. Ama hepsi kusursuzca bağlandı. Güzel. Kim o yandaki orduya bağlı kalan? Böyle. Evet, ordular gayet güzel bağlandılar. Şimdi seni öyle yapalım. Seni böyle yapalım. Böyle. Panzerler hep aynı orduda olacaklar. Olmadı, neyse. Panzerlerin çoğu aynı orduda olacak. Çoğu. Olmadı, neyse. Ne çok panzer yapmışız be. Bırak şu panzer işini. Panzer falan boş işler. Böyle biraz zor oldu gibi hissettim. Ya ne zaman karadan yürüyebileceğiz ki? İlla gemi üretmemiz gerekiyor. Saçma sapan işler düşünüyorum. Ya şu oyunda şu ordu düzenleme işi olmasa ya. Ne kadar güzel olur. Gerçi bu da gerçekçilik. Gerçekçilik. Ve tüm ordular hazır. Sonunda. Şunlar da ulaştı mı? Evet. Ve ordular taze taze hazır. Aa, çok olmuş. Öteki videoyu çekelim. Görüşmek üzere.